Designer'da Seamic menüsü, programda çizdiğimiz kumaşları birbirine dikmek için kullandığımız araçların komutlarını barındırır. Eğitimimizin 3. bölümünde programdaki Seamic menüsü komutlarını birer örnek uygulama yaparak öğreneceğiz. Böylece program içerisinde tasarladığımız kumaşları birbirine hangi yöntemlerle dikebileceğimizi öğrenmiş olacağız. Vedemiyle iyi öğrenmeler. Artık anladığınız üzere Marvelius'un içerisindeki patternlardan bir kıyafet oluşturabilmesi için patternları birbirine Seamic araçlarıyla dikmesi gerekiyor. Buna göre Seamic altındaki bütün komutlarımız patternları birbirine dikmeye başlamaktadır. Eğitimimizin bu bölümünde Seamic menüsünün komutlarını inceleyeceğiz. Bunun için menü bardan Seamic üzerine sol tuşla tıklıyorum. Burada ilk göreceğimiz komut segment Seamic olduğu için onun üzerinde duruyorum. Marvelous içerisinde 3 tür dikiş yöntemi mevcuttur. Birincisi düz parça dikişleridir. Burada dikiş için şu an görmüş olduğunuz segment Seamic aracı kullanılıyor. Şimdi örnek için çalışma klasöründeki segment Seamic adlı proje dosyamızı sahnemize açalım. Bunun için File, Open, Project komutunu veriyorum. Ve çalışma dosyaları içerisinden 32 numaralı klasöre giriyorum. Segment Seamic adlı projeyi seçip aç komutuyla sahnemde açılmasını bekliyorum. Görmüş olduğunuz gibi burada dikiş için bekleyen bir elbise tasarımımız var. Elbisemizin simüle edilmeden önce dikilmesi gerektiği için dikiş işlemlerini gerçekleştireceğiz. Bunun için Seamic menüsü altından Segment Seamic aracını alalım. Seamic ve Segment Seamic. Daha sonra iki alanında parçamıza yaklaşalım. Burada mantık olarak bize göre sağdaki parça elbisenin arka tarafıdır. Bu parça bize 2D alanında düz görünüyor. Ancak 3D alanında bu parçayı çevirdiğimiz için dikiş işleminde arkası dönükmüş gibi algılamalıyız. Çünkü burada bu sağdaki parça aslında burada görmüş olduğunuz elbisenin arka parçası. Şimdi bunu daha iyi anlamak için 3D alanında Select aracıyla dikilmesi gereken noktalara dokunarak bu alanların 2D alanında nereleri tekabül ettiğini görelim. Bunun için 3D alanındayken ikinci araç olan Select Move aracını tıklıyorum. Şimdi burada yaklaşıyorum. Şimdi mantıken şu parçayı şuraya dikmem gerekiyor. Bu ucu bu uca dikmem gerekiyor. Dolayısıyla bakın mouse'umun sol tuşuyla Select aracım elindeyken şu uca bir kez dokunduğumda 2D alanında bu ucun bakın bu pattern'ın neresinde olduğunu görebiliyorum. Bakın şuraya dokunmuşum. Gizmo'yu gizleyelim. Evet bakın buraya dokunduğumda program bana bu pattern'ı da şuraya dokunduğumu söylüyor. Şimdi bu nereye dikeceğim ben? Şuraya dikeceğim için bakın buraya dokunuyorum. Bakın ne yapıyor program? 2D alanında bana picking point dediğimiz mavi nokta ile bunun nereye dikilmesi gerektiğini gösteriyor. Demek ki ben bu select aracını kullanarak picking point'i de takip ederek hangi parçayı nereye dikmem gerektiğini bu şekilde öğrenebilirim. Eğer bu konuda bir zorluk çekiyorsam. Ancak aslında biz zaten bu parçanın buraya dikileceğini biliyorduk. Çünkü mantıken soldaki parçanın sağ tarafını sağdaki parçayı ters çevirdiğimizde soldaki parçanın sağ tarafının bu parçanın da sağ tarafına gelmesi gerektiğini zaten anlayabiliyoruz buradan. Dolayısıyla eğer bu konuda bir buhran varsa kafanızda Select Move aracıyla parçalara dokunarak nerelere denk gelmesi gerektiğini 2D alanından kontrol edip buna göre dikiş işlemini yapabilirsiniz. Burada dikiş ile ilgili bilmeniz gereken ikinci şey ise bir dikiş işlemi iki vertex arasında normalde tabii ki Free Seamic kullanmıyorsanız Segment Seamic'te bir dikiş işlemi iki vertex arasında gerçekleştirilir. Bakın şu an ben buraya geldiğimde Segment Seamic aracımla burada iki vertex var. Bakın şu vertex ve bu vertex. Burada da bu vertex ve şu vertex arasında bir dikiş işlemi şu an aktif. Ancak ben buralara 2D toolbar'daki Add Point Split aracıyla birer vertex ekliyorum. Bakın bir kez dokundum buraya ekledim. Bir kez dokundum buraya ekledim. Şimdi tekrar buradan Seamic, Segment Seamic aracını alıyorum. Bakın üzerlerine geldiğimde artık buradaki parçanın ikiye bölündüğünü görüyorum. Artık iki parça üzerinde yeni dikiş alanı mevcut. Dolayısıyla Segment Seamic işleminde vertexleri kullanarak kendimize yeni dikiş alanları demek ki yaratabiliyormuşuz. Şimdi bunlar tekrar silmek için yine 2D toolbar'daki Edit Parent aracını alıyorum. Pencere seçimleriyle bunları vertexleri seçip siliyorum. Dikiş hakkında bilmemiz gereken bir başka şey ise Segment Seamic aracıyla bir dikiş üzerine geldiğimizde burada beliren paralel çizgidir.
Bunun için tekrar saving altına segment saving komutunu veriyorum. Bakın şu an bunun üzerine geldiğimde burada görmüş olduğunuz gibi bir paralel çizgi var. Aslında bu paralel çizgi karşı taraftaki paralel çizgi ile bana bu paralel çizginin bu paralel çizgiye dokunarak dikilmesi gerektiğini söylüyor. Yani bir referans. O halde ben bu paralel çizgiyi götürüp kesinlikle şuradaki paralel çizgiye, tabi pattern'ın durumuna göre değişiyor bu. Ben buradaki paralel çizgiyi şu an mantıken buradakine bağlamayacağım. Bu paralel çizgiyi buradakine bağlayacağım. Eğer bunu buraya bağlarsam ne olacak? Çapraz bir dikiş olacak ve bu nesneyi simüle ettiğimde burada bir çapraz dikiş olduğu için hata gerçekleşecek. Gerçek, yani tıpkı gerçek hayattaki gibi düşünün buradaki dikişleri. Dolayısıyla buna dikkat ediyoruz. Bu paralel çizgiler bize özet olarak referans gösteriyor. Yani bu paralel çizgiyi karşısındaki aynı yerdeki paralel çizgiye bağlamamız gerektiğini söylüyor. Dikiş hakkında bilmemiz gereken en önemli şey sağ tarafta, yani 2D sahnesinde nasıl bir dikiş işlemi yaparsak yapalım, bu dikişin soldaki 3D alanında mutlaka düzgün görünmesi gerekliliğidir. Yani çapraz bir dikiş gözükmemelidir. Ancak şöyle bir şey var. Bazen 2D alanında dikişlerin çapraz atılması gerekebiliyor. Ancak bu dikiş 3D alanında düz bağlantı olarak görülüyor. Yani siz burada bazen pattern'ın durumuna göre çapraz bir dikiş atsanız dahi bu dikiş burada düz atılmış gözüküyor. O halde burada mantık olarak şuna varıyoruz. Biz burada 2D alanında pattern'ın durumuna göre bazen çapraz dikişler yapabiliriz. Ancak ne olursa olsun bu dikiş burada düz gözükmek zorunda. Eğer burada çapraz bir dikişiniz varsa, 3D alanında çapraz bir dikişiniz gözüküyorsa, siz bu sahneyi simüle ettiğinizde mutlaka burada bir hata olacaktır. Özet olarak burada çapraz bir dikişiniz var ise burada hatalı bir dikiş yaptığınız anlamına geliyor bu durum. O halde buna dikkat ediyoruz. Burada çapraz dikişlerimiz olabilir. Bazen duruma göre çapraz dikebiliriz. Ancak biz burada çapraz diksek dahi burada düz gözükmek zorunda. Buna ileriki bölümlerde bu örnekleri göreceğiz. Neden burada bazen çapraz dikilmesi gerekebiliyor? Ve burada çapraz diktiğimiz halde program burada düz olarak algılamasının sebebinin aslında flip horizontally, yani dikey ya da yatay çevirdiğimiz için gerçekleştiğini, ancak ne olursa olsun burada düz göründüğünü göreceğiz, anlayacağız daha iyi. Bunu da söyledikten sonra dikiş hakkında bilmemiz gereken son şey, saving aracının iki farklı pattern'ı birbirine dikebileceği gibi tek bir parça üzerindeki delikleri de birbirine dikebiliyoruz. Bunu örnek olarak sağdaki elbise üzerinde, soldaki elbise üzerinde görmüş olduğunuz dart alanlarının boşluklarını gösterebiliriz. Çünkü birazdan bunları da zaten birbirine dikeceğiz. Evet, şimdi artık dikişlerimizi gerçekleştirelim. Bunun için öncelikle segment saving aracımız elimizde olmalı ve pattern'larımızı düzgünce dikmeliyiz. Şimdi dediğim gibi bu parçayı buraya dikeceğimiz için bakın. Şu parçaya dokundum. Buradaki paralel dikiş işaretine ve burada da paralel işarete dokundum. Hemen kontrol ediyorum. 3D alanında bakın ne yaptı? Burada bir saving, yani dikiş işlemi gerçekleşti. Şimdi kolları birbirine dikemeyeceğimizi tabii ki bilmemiz gerekiyor. Bakın şu altları birbirine dikmem gerekiyor. Bakın şuraya dokunduysam burada, burada da yine oraya dokunmam gerekiyor. Bakın gördüğünüz gibi bu parçayı düzgün dikmişiz. Bunu buradaki düz dikişlerden anlıyoruz. Yine farkındaysanız her dikişin rengi farklı. Marvelous bunu size kolaylık olsun diye, hatalı dikiş yapmamanız için bir kolaylık olarak veriyor. Bakın şu parçayı, bakın buradaki paralel çizgiye dokundum. O halde buradaki paralel çizgiye dokunmam gerekiyor birbirine dikebilmek için. Şimdi mantıken bunu çevirdiğimizi düşünürsek, değil mi? Bunu da buraya dikmemiz gerekiyor. Bakalım. Evet, gayet düzgün bir şekilde buraya da dikmişiz. Koltuk altını dikelim. Bakın burada şuraya dokunduysam şu üstteki paralel çizgiye, burada da yine üstteki paralel çizgiye dokunuyorum. Kontrol ediyorum. Düzgün dikiş. Okey. Burada son olarak şu omuzları dikeceğiz. Bakın. Mantıken yine şunu çevirdiğimizi düşünürsek bu omuzun buraya dikilmesi gerekiyor, değil mi? O halde bakın. Burada da yine iki paralel çizgimiz var. Bakın alttaki paralel çizgiye dokunduysam burada da alttaki paralel çizgiye. Bakın zaten bir ön izleme gösteriyor size. Bakın buraya getirdiğimde ön izlemeden görebilirsiniz. Zaten hatalı bir dikiş varsa çapraz oldu. O halde benim bunu, bakın dokunmadan gösteriyor. Bunu seçtim. Burada da aynı paralel çizgiye dokunuyorum. Omuzumu bağladım. Geldim buraya. Bakın şu omuza paralel çizgiye dokundum. Burada da geliyorum. Aynı paralel çizgiye dokunuyorum. Burayı da birbirine bağlamış oldum. Böylece buradaki dikiş işlemlerini gerçekleştirdik. Şu dart alanlarını da dikelim. Bakın bunu buraya
tam karşısına bunu, buraya. Bunu biliyorsunuz zaten, bu delikleri birbirine dikebildiğimizi. Bunu da buraya dikiyorum. Tabi bunların hepsini segment sewing aracıyla yapıyoruz. Çünkü biz şu an sewing altından segment sewing aracını kullanımını görüyoruz. Evet, dikiş işlemini gerçekleştirdik. Son olarak sahnemizi simüle edeceğiz. Bunu through the garment simulate altından yapacağız. Komutu verdim ve görmüş olduğunuz gibi sahnemizi simüle ettik. Ve başarılı bir dikiş işlemini gerçekleştirdiğimizi aslında mankenin üzerindeki tasarımdan, kıyafetin düzgün bir şekilde durduğundan anlayabiliyoruz. Burada farkındaysanız elbisemizin önü açık kaldı. Bunu bilerek bıraktım çünkü olayın mantığını iyice anlamanızı istiyorum. Bakın, elbisemizin önünü açık bıraktık. Ancak dilersek, bu da tabii ki bir model olabilir. Şuradan hatırlarsanız düğmeler eklemiştik önceki eğitimlerde. Buralara belki düğmeli bir tasarım yapacaksanız oradaki mantığa göre buralara düğme atabilirsiniz. Ancak ben bunu bilerek açık bıraktım. Şimdi bu parçayı da buna dikeceğim. Bakın yaklaştım. Bura nere? Tabii ki şura. Şimdi ne yapıyorum? Bakın. Dikiş alanıma geliyorum. Dokundum. Karşısındaki alana dokunuyorum. Bakın. Burada bir dikiş işlemi gerçekleşti. Son olarak tekrar through the garment simulate komutunu verip bu ön tarafı da görmüş olduğunuz gibi birbirine dikiyorum. Bu arada dartların dikişlerinin elbisenin üzerinde ne kadar güzel bir görüntü oluşturduğunu da buradan görebiliyoruz. Dolayısıyla burada boşlukları da birbirine dikerek güzel bir tasarım elde edebiliriz. Evet, eğitimimizin bu bölümünde sewing altındaki segment sewing aracının kullanımını, kullanım inceliklerini öğrendik. Dikiş işleminde dikkat etmemiz gereken noktaları öğrendik. Tabi birazdan sewing üzerine çok şey yapacağız, uygulama yapacağız. Daha iyi kafanıza girecek. Ancak burada kalmayacak. Siz de bol pratik yaparak bu mantığı iyice kapacaksınız. Evet, bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sewing menüsünün komutlarını incelemeye devam ediyoruz. Bunun için yine buradaki menü bardan sewing üzerine sol tuşla tıklıyorum. Sıradaki komutumun Edit Sewing olduğunu görüyorum. Edit Sewing aracı hatalı yapılmış dikişleri düzeltmeye yarıyor. Örnek için çalışma klasöründeki Edit Sewing adlı projemizi sahnemizde açalım. Bunun için File, Open, Project komutunu veriyorum. Ve çalışma dosyaları içerisinden 33 nolu klasöre girerek Edit Sewing'i seçip Aç komutuyla projemin sahnede açılmasını bekliyorum. Şimdi burada görmüş olduğunuz gibi bir t-shirt tasarımımız var. Ancak farkındaysanız bu tasarımda dikişlerde hata var. Buradaki ilk hata, avatarımızı gizleyelim ve daha iyi görelim. Bunun için buradaki Select Move aracıyla avatara dokunuyorum. Display, Avatar menüsüne geliyorum ve Hide Avatar komutunu veriyorum. Bakın buradaki ilk hatamız, omuzdaki dikişler ters. Buradaki kuralımız neydi? Ne olursa olsun bazen 2D alanında dikişler ters atılması gerekebiliyordu dikişlerin. Ancak burada dikiş ters atılsa bile burada düz gözükmesi gerekiyordu. Burada bir dikiş ters gözüküyorsa burada da o dikişte bir hata var anlamına geliyordu. Yani burada bir dikişin ters atılmış olması burada bir hata olacağı anlamına gelmiyor. Çünkü burada bazen gereklilikten dolayı ters dikiş atılabiliyor. Ancak burada ters atsak bile bu dikiş düzgün olduğu için burada da düzgün gözükmesi gerekiyor. Fakat aynı şey burada geçerli değil. Burada bir dikiş ters ise mutlaka burada bir terslik vardır. Evet, bir sorunumuz burada. Ters atılmış dikişimiz. İkinci sorun ise bu parçanın görmüş olduğunuz gibi karşıya dikilmesi gerekirken dikişi diğer parçanın sağ tarafına dikilmiş. Şimdi bu sorunları giderelim. Bunun için önce şu mavi dikişi ortadan kaldıracağım, bu hatayı. Bunun için Sewing ve Edit Sewing komutunu veriyorum. Klavyeden B tuşuna basabilirim. Yine toolbar'dan da şu alttaki ilk simgeye tıklayarak Edit Sewing'i aktif edebilirim. Komutumu verdim. Şimdi öncelikle şurayı sileceğim için ne yapıyorum? Bakın, hatalı dikiş nerede? Şurada. Çünkü mavi rengi görmüş olduğunuz gibi zaten, bir de tişörtün konumundan anlıyorum. Seçtim. Daha sonra klavyeden Delete tuşuna bastım. Böylece buradaki hatalı dikişi silmiş oldum. Şimdi tekrar bu hatayı düzelteceğim. Yani dikişi doğru yere dikeceğim. Bunun için Sewing, Segment Sewing aracına komutunu veriyorum. Daha sonra geliyorum. Şuradaki bakın, paralele tıklıyorum. Sol tuşum ile gidiyorum. Bu nereye dikilmesi gerekiyor mantıken? Şuraya. Oraya gidiyorum. Burada da aynı paralelle, bakın buna değil. Şu an zaten çapraz ön izlemede size gösteriyor. Şuna tıklıyorum. Tıkladığımda bakın dikişimi düzgün bir şekilde karşı tarafa dikmiş oldum. Şimdi şuradaki hataya gelelim. Bunun için yine Sewing, Edit Sewing komutunu verdim. Bu hata nerede? Bakın,
parçanın sağ omuzundan. Dolayısıyla bu parçanın sağ omuzu burada da şuraya denk geliyor. Bakın zaten dikişin üzerine geldiğimde çapraz olduğunu gösteriyor bana. Bir kez dokunarak seçtim. Daha sonra üzerinde sağ tuş yapıyorum ve listeden reverse saving, yani dikişi ters çevir komutunu veriyorum. Bu durumda bakın buradaki dikişi de düzeltmiş olduk. Dolayısıyla saving altındaki edit saving aracını kullanarak bu şekilde dikişlerimizi düzeltebiliyoruz. Saving menüsü altındaki bir diğer komutumuz ise free saving'dir. Segment saving aracıyla sadece birebir kumaş yüzeylerini birbirine dikebiliriz. Ancak bazen bir parçayı ayrı ayrı iki parçaya dikmemiz gerekebiliyor. Bu durumda free saving komutunu kullanıyoruz. Bunun örnek için çalışma klasörümüzdeki free saving adlı projeyi sahnemizde açalım. Bunun için file, open, project komutunu veriyorum. Açılan listeden çalışma dosyaları 34 nolu klasöre girip free saving adlı projeyi aç komutuyla açarak sahneme yüklenmesini bekliyorum. Evet, tasarımımız sahneye yüklendi. Hatırlarsanız bu tasarım biraz önce reverse ettiğimiz, yani saving altındaki edit saving komutunu kullandığımız tasarım. Şimdi bunun sol koluna şöyle baktığımızda, tabi bize göre sol koluna baktığımızda aslında 2D alana yaklaşalım. Şu kol parçasının burada iki ayrı parçaya dikildiğini görüyoruz. Burada görmüş olduğunuz gibi arada hiçbir vertex yok. Dolayısıyla eğer burada bir vertex olsaydı bunu saving altındaki segment saving ile dikebilirdik. Fakat böyle bir durum yok. Yani bir vertex'e sahip değil. Ki bu parça tıkladığında zaten şu parça olduğunu görüyorum. Ne yapmışız biz? Bu parçayı yarısını şu kol boşluğuna, diğer yarısını da bu kol boşluğuna dikmişiz. O halde bu işlemi neyle yapabiliriz eğer segment saving ile yapamıyorsak? Free saving ile yapıyoruz. Bakın bunun sağ kolunda da aynı parça mevcut, ancak dikişi yapılmamış çünkü bunu şimdi biz dikeceğiz. O halde bunun dikişinde nasıl yapılacağını şimdi hep beraber görelim. Ancak burada şöyle bir durum var. Şimdi ben, hatırlarsanız az önce picking point'ten bahsetmiştim önceki eğitimlerde. Şimdi ben bu parçanın burada nerelere dikilmesi gerektiğini bilmiyor olabilirim. Ama öncelikle şunu 2D sahnesinde bulalım. Bir kez tıklıyorum buradaki select move aracımla 3D sahnesinden. Bakın burada bu parça şuraya denk geliyor. Yani şu parçaymış. Okey. Şimdi ben bu parçanın yarısını, bakın şurada bir kol boşluğu var oraya, diğer yarısını da buradaki kol boşluğuna dikeceğim. Ancak belki ben şu an biliyorum ama belki bilmiyor olabiliriz. Sahne çok karışıktır, yerlerini bilmiyor olabiliriz. Hemen picking point'ten yararlanacağım. Ne yapıyorum? 3D sahnesindeyken select aracım elimdeyken geliyorum. Bakın şu kolun, bu kol parçasının yarısını şuraya, şu kol boşluğuna dikeceğimiz için önce kol boşluğu neredeymiş onu buluyorum. Bakın kol boşluğuna tıkladım. Program bana diyor ki tıkladığın yer buradaki pattern'ın şu noktası. Okey, burayı buldum. Şimdi bu kol boşluğuna bu parçanın neresi denk gelecek? Ben bunun şuraya kadar yarısını, bakın şuradan yarısını buraya dikeceğim. Son dikeceğim yere tıklıyorum. Bakın şuraymış. O halde ben şuradan şuraya kadarını buraya dikeceğim. Devam ediyorum. Kalan yarısını şuraya tıklıyorum bu defa. Fark etmez. Çünkü ikiye böldük biz merkezden burayı, görmüş olduğunuz gibi. Şu kalan yarısına tıklıyorum. Yani şu ucuna tıklayıp bakın o ucu buraya denk geliyormuş. Nereye? Şu kol boşluğuna. Dolayısıyla buraya tıklıyorum. Bakın şuraya denk geliyormuş. O halde özet olarak ben bu parçanın yarısını şuraya, diğer yarısını ise buraya dikeceğim. Okey, şimdi dikiş işlemini yapacağız. Bunun için saving altından free saving komutunu veriyorum. Bakın yaklaştım. İlk noktamı bu parçanın yarısını baz alacağım için ortalama, illa yani tam yarısını bulmanız gerekmiyor. Bakın ortalama şuraya dokundum. Sol tuşla bir kez dokundum. Bakın bıraktım, sürüklüyorum mouse'umu, parmağımı çektim. Sol tuştan buralara dikkat ediyoruz. İkinci vertex'e tıkladım. Bir kez daha tıkladım. Yani şurayla şura dedim programa. Burayla bura arasını ne yap diyorum, bakın geldim kol boşluğuna. İlk vertex'e tıkladım. Bura ve ikinci vertex'e tıklıyorum. Bakın şuraya dik dedim. Dikkat ederseniz çapraz bir dikiş yaptık. Bize şu an bu dikiş çapraz gözüküyor. Ama ne demiştik? 2D alanında dikişimiz bazen bize çapraz gibi gözüküyor olabilir. Ancak bizim referans alacağımız yer 3D sahnesi. Bakın gayet düz gözüküyor. Okey. Bunu da bu şekilde bu örnekte görmüş oldunuz. Şimdi geldim buradaki dikiş işlemini yapacağım. Bakın şu noktaya tekrar tıklıyorum. Sürüklüyorum, bakın artık ikiye bölmüştüm. Bakın getirdiğim şuraya koydum. İkinci noktamı tıkladım. Geçtim.
Bu vertexe tıklıyorum. Bakın kaydırıyorum. Şuraya değil. Bakalım kol boşluğumuz. Evet şuraya tıklayalım. Buraya getirdim bıraktım. Bakıyorum evet doğru yere. Bakın yine burada da çapraz bir dikişimiz oluşmuş. Ancak biz 3D kısmını referans aldığımız için burada da dikişimiz doğru olarak gözüküyor. Evet böylece FreeSync aracıyla ne yapmış olduk? Vertex'e sahip olmayan bir yüzeyde tek parçayı iki ayrı parçaya dikebilmiş olduk. Okey şu an artık son olarak sahneyi simüle etmem gerekiyor. Bunun için to the garment simulate komutunu vererek sahnemi simüle ediyorum. Ve görmüş olduğunuz gibi bunun neticesinde sahnedeki dikiş işleminin başarılı bir şekilde meydana geldiğini görüyoruz. Yani operasyonumuz başarılı. Demek ki FreeSync aracını kullanarak bir kumaş parçasını yani bir pattern'ı burada kaldı pattern. Şurada kaldı garment. Bir pattern'ı birden fazla pattern'a dikebiliyormuşuz FreeSync aracıyla. Burada önemli olan nedir? Parçaları doğru yerlere dikebilmek. Okey. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşça kalın. Saving menüsünün komutlarını incelemeye devam ediyoruz. Bunun için yine sol tuş ile Saving menüsüne tıklıyorum. Sıradaki komutumun One to End Segment Saving olduğunu görüyorum. One to End Segment Saving aracımız bir parçayı eş zamanlı olarak birden fazla parçaya dikme işleminde kullandığımız komuttur. Bunun örnek için çalışma klasörümüzdeki 1N adlı dosyayı sahnemizde açalım. Bunun için File, Open, Project komutunu veriyorum. Çalışma dosyaları içerisinden 35 nolu klasöre girerek 1N adlı projeyi aç komutuyla sahnemde açıyorum. Ve sahnemin yüklenmesini bekliyorum. Evet. Görmüş olduğunuz gibi sahnemiz yüklendi. Yine sahnede görebildiğiniz gibi dikiş işlemini bekleyen bir tasarımımız mevcut. Burada anlayabileceğiniz üzere bu etek tasarımını mankenimize giydireceğiz. Ancak önce eteğimizi dikmemiz gerekiyor. Fakat burada eteğimizin arka kısmı iki ayrı parçadan oluşuyor. Ve bir de eteğimizin üstünde kemer bağlantısı var görmüş olduğunuz gibi. Burada. Şimdi olaya mantıken baktığımızda üstteki kemer parçasının eteğe komple dikilmesi gerekiyor bir kez. Yani buradaki üç parçaya. Çünkü kemerimiz tasarım olarak tek bir parça olarak çizilmiş. İşte bir parçayı birden fazla parçaya dikme işlemi gerekiyorsa, böyle bir şey söz konusu ise programdaki One to End Segment aracını kullanıyoruz. Şimdi öncelikle eteğimizin normal bağlantılarını Segment Saving aracıyla yapalım. Bunun için Saving altından Segment Saving komutunu veriyorum. Daha sonra yaklaşıyorum eteğime. Şimdi bu parçayı nereye dikeceğim? Tıkladım bakın select aracımla. Şuraya dikeceğim için. Bakın nereye dikecekmişim bunu buraya. Okey. Bir kez tıkladım. Karşısındaki dikiş alanına bir kez tıklayarak bunu buraya dikmiş olduk. Okey. Şimdi şu parçayı bakın tıkladım. Picking point burada. Şuraya dikeceğim. O da buradaymış. Okey. O halde bunu da buradan yapalım. Şu parçayı şuna dikiyorum. Böylece burayı da dikmiş olduk. Bir de arkasında bir bağlantı var. Yani şu parçayı bakın picking point'im burada. Şuraya dikeceğim. Picking point'im burada. O halde bunu da sol tuşta tıklıyorum tabii ki bu arada. Buraya tıklayarak dikiş işlemini gerçekleştirdim. Bakın burada tamam. Okey. Şimdi burada artık tek yapmam gereken kemerimi de bu parçalara dikmek. Şimdi bu dikiş işlemi için ne yapıyorum? Saving ve buradan One and Two Segment Saving komutunu veriyorum. Aynı komuta 2D toolbar'daki şu segment saving simgesine basılı tutarak sol tuşla erişebiliyorum. Bakın bu simgeye sol tuş ile mouse'umu sol tuş ile basılı tuttuğumda altında One and Two Segment Saving komutum da açılıyor. Ancak komutu buradan verelim. Saving ve One and Two Segment Saving komutunu verdim. Bakın şimdi dikkat ederseniz bunun rengi fosfor yeşili. Çünkü bu bir özel dikiş. Dolayısıyla bakın burada ilk hamlemi şunu şuraya dikerek yapacağım. Aynı şekilde bu referans dikiş çizgisini burada da kullanıyoruz. Bakın bir kez tıkladım. Okey. Sol tuşla. Şimdi ikinci kez buraya tıklıyorum. Okey. Bakın bitmedi işlemim. Devam edeceğim. Şimdi burada bir kez buna tıkladık hatırlarsanız. Dolayısıyla bu iki parçada da aynı referans çizgisine tıklayacağız.
Bu zaten tıklı. Hiçbir şey yapmıyorum artık. Devam ediyorum ben şimdi. Bunu yeni yerlere tıklayarak dikmeye. Bakın şuraya, buraya değil buraya. Neden buraya? Çünkü burada ilk olarak referans olarak şunu gösterdik. O halde burada da bu dikişe tıklıyorum. Ve devam ediyorum. Sol tuşta çektim tabii, bir kez tıklayıp çekiyorum. Burada da aynı referans noktasına tıklıyorum. Son olarak klavyeden Enter tuşuna basıyorum. Farkındaysanız artık bu parçayı, tek bir kemer parçasını 3 farklı parçaya dikebilmiş olduk. Yine farkındaysanız etek için hazırladığımız kemer parçasını birkaç farklı parçaya aynı anda eş zamanlı dikebilmemizi sağlayan aracımız One and Two Segment Sewing. Diğer dikkat etmemiz gereken nokta ise, yine farkındaysanız bu bir kemer ve dikilecek parçaları eteğin tepe kısmının tamamıydı. Yani eteğimizin tepe kısmının şu tamamı. Dolayısıyla etekte vertexler arası seçim alanları dikilirken program kemer parçasını otomatik olarak ne yapmış oldu? Bu 3 tepe parçasına bölmüş oldu. Bakın bunun şuradaki uzunluğu neyse bunu ona göre bölmüş programı. Şu parçaların tepe uzunluğu neyse bunu otomatik olarak ona bölmüş, bunu da buna bölmüş. Şimdi tek yapmamız gereken sahneyi simüle etmek. Ancak şurada dikkat ederseniz mantıken kemerimizin şu ucunun da şu ucuna dikilmesi gerekiyor. Bunun döneceğini düşünün. Şimdi birazdan döndüreceğiz. O halde bizim segment saving ile bunu da buraya dikmemiz gerekiyor. Ancak ben dikmeyeceğim. Bu şekilde sahnemi simüle edeceğim. Ben olayları görerek ve yaşayarak öğrenmenizi istediğim için burayı dikmiyorum. Bunun için sahnemi simüle edeceğim. 3D Garment Simulate komutunu verip bakın direkt ne oldu? Dikiş işlemini 3'e böldüğümüz için bakın gayet güzel bir şekilde kemerimizi arkaya dikebildik. Şöyle çekiştirerek düzeltebiliriz bu parçaları, bu kısımları. Evet. Ve böylece düzeltmiş olduk. Şimdi bakın ne demiştik? Şu ucu şu uca dikmedik, bıraktık bilerek. Bakın o kısım burada. Şimdi bunları birbirine bağlayalım. Bunun için ne yapıyorum? Saving, segment, saving komutunu veriyorum. Geliyorum. Şuradaki referans çizgiye tıklıyorum. Gidiyorum. Buradaki referans çizgiye tıklıyorum. Ve bakın dikiş oluştu. Tekrar 3D Garment Simulate komutunu vererek bu iki parçamı da birbirine dikiyorum. Eteğimizin sol tarafı biraz havada duruyor. Bunu isterseniz sağ tarafı biraz yukarı çekerek düzeltebilirsiniz bu sorunu. Okey. O halde burada mantıken şu sonuca varmamız gerekiyor. Uzaklaşalım sahnemizden. Sewing altındaki One and Two Segment Sewing aracı tıpkı Segment Sewing gibi çalışıyor. Çünkü kaydırma işlemi yapmadık. Yani Free Sewing'deki gibi kaydırarak dikiş yapmadık. Farkındaysanız Segment Sewing'deki gibi birer kez dokunarak işlem yaptık. Ancak farkı, bir parçayı segment saving aynı zamanda eş zamanlı olarak vertex'siz bir parçayı, bakın vertex'siz bu parça, vertex'siz görmüş olduğunuz gibi dümdüz, hiçbir vertex yok. O halde kendisi koymuştu zaten vertex'leri. Segment one and two segment saving aracımız vertex'siz ve tek parçayı eş zamanlı olarak aynı anda birden fazla parçaya dikme işleminde kullanılan bir komuttur. Ve böylece bu operasyonumuzu da sağlıklı bir şekilde yerine getirdik. Bu bölümümüzü de tamamlamış olduk. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşça kalın. Saving menüsünün komutlarını incelemeye devam ediyoruz. Bunun için üzerine tıklıyorum yine sol tuşumda ve sıradaki komutumun One to End Free Saving olduğunu görüyorum. One to End Free Saving aracımızda tıpkı One to End Segment Saving aracı gibi bir parçayı eş zamanlı olarak birden çok parçaya dikmeye yarıyor. Ancak ondan farkı, bu dikiş işlemini serbest yapıyor. Bunun örnek için çalışma klasörümüzdeki One and Free adlı projemizi sahnemizde açalım. Bunun için File, Open altından Project komutunu veriyorum. Daha sonra çalışma dosyaları içerisinden 36 nolu klasöre girerek One and Free adlı sahneyi açıyorum. Burada tahmin edeceğiniz gibi yanlardaki kulakları ortadaki halkaya dikeceğiz. Aslında bunu normal saving işlemiyle de yapabiliriz. Ancak onlarla bu parçaları birkaç hamlede dikebilirken One to End Free Saving aracıyla bu işlemi daha kısa sürede yapacağız. Burada dikkat etmemiz gereken nokta sadece başlangıç ve bitiş vertexlerini doğru seçmektir. Buna göre bu parçayı, yani şu ortadaki halkayı ortadan ikiye bölmek istersek ve bu şekilde dikmek istersek başlangıç ve bitiş için dokunmamız gereken vertex numaraları bu resimdeki gibi olmalıdır. Yani ilk olarak sol tuşla buraya tıklayacağız, kaydıracağız. Daha sonra 2 numaralı vertex'e tıklayacağız. Ve dedik ki biz şu an programa şu ve bu iki seçtiğim iki vertex arasındaki alanları
Nereye dikit diyeceğim? Bakın geldim 3. Üçüncü vertex'e tıkladım. Geldim 4. Bir buna dik. Daha sonra geldim 5. vertex'e tıkladım ve 6. vertex'e tıkladım. Bir de bu ikisi arasına dik. Program otomatik olarak ne yapacak mantıken? 1 ve 2 arasındaki alanları, bunların denk geldiği tabii normalları kullanacak, yüzey normallerini. Normaline, bunun yüzey normali nereye denk geliyor? Şuraya. Dolayısıyla buradaki alanı ne yapacak? Otomatik olarak bunu buraya, bunu da buraya bu şekilde bağlayacak, dikecek. Şimdi tekrar programımıza dönelim. İşlemimize başlamak için ne yapıyoruz? Saving altından want to end free saving aracını alıyoruz. Burada dikkat edelim bu işlemi yaparken, dokunurken vertexleri. İlk noktama bakın, verteximi şuraya koydum, kaydırıyorum. Farkındaysanız yine rengi yeşil. Götürüyorum, bakın şu vertexi atladım. Devam ediyorum, geldim bu vertexe. Bir kez sol tuşla tıkladım. Bakın ortadaki halkanın tanımını yaptım. Tanımladım. Şimdi geliyorum şu parçaya. Burada dikkat edelim vertex eklerken. Geldim bu vertexe tıkladım. Bakın kaydırıyorum. Geldim. Nereye? Şu vertexe tıklıyorum. Devam ediyorum. Geldim. Bu vertexe tıkladım. Bakın kaydırıyorum. Devam ediyorum. Geldim. Şu sondaki burada vertexlere tıklarken dikkat edin. Bakın şu başka vertexleri, hatalı vertexlere tıklamayın. Son vertexi de bura olduğunu söylüyorum. Tanımlamamı yaptım. Bakın düzgün bir şekilde klavyeden enter tuşuna basıyorum. Kontrol edelim 3D alanından. Bakın düzgün bir şekilde dikme işlemi yapmışız. Şimdi aynı işlemi sol taraf için yapacağız. Geldim. İlk verteximi tıkladım. Kaydırdım. Aşağı doğru iniyorum. Sol tuşla ikinci verteximi sol tuşla tıkladım. Ve yerleştirdim. Şimdi yukarı gidiyorum. Geldim. Şu vertexe tıkladım. Kaydırıyorum. Geldim. Yaklaştım. Bu vertexe tıkladım. Devam ediyorum. Şu vertexe tıkladım. Geldim. Kaydırıyorum. Bakın burada hatalı bir vertex işlemi, dokunma işlemi yapmışız. Escape ile çıkıyorum. Tekrar yapacağım. Tıkladım. Geldim. Ve geldim. Şu vertexe tıkladım. Şimdi üst kısmına geliyorum. Dikkatli bir şekilde şu vertexe tıklıyorum. Kaydırıyorum. Yaklaştım. Bakın şu ucudaki vertexe tıkladım. Şimdi buraya yaklaştım. Şu vertexe tıkladım. Geldim. Yaklaştım. Bakın şu vertexe tıkladım. Okey. Şu an düzgün bir şekilde dikim işlemini, tanımlamamı yaptım daha doğrusu. Enter tuşuna basarak dikiş işlemini de tamamlıyorum. Ve böylece görmüş olduğunuz gibi buradaki saving altında yer alan want to end free saving aracını sahnemizde bu amaçla kullanabiliyoruz. Şimdi bu parça için bir işlem yapalım. Bunun için 2D alanında yer alan Transform Parent aracıyla bir kez parçayı seçiyorum. Ya da tümünü seçelim şöyle. Daha sonra üzerinde sağ tuş yapıyorum parçamın. Ve listeden Layer Clone komutunu veriyorum. Bunu da götürüp şöyle bir yere bırakabiliriz. Görmüş olduğunuz gibi bunun bir kopyasını aldık. Şunu tutup X'de şöyle pardon Z'de taşıyorum. Farkındaysanız bunu birbirine dikmişiz. Okey. Ancak burada bir sıkıntı var. Şimdi biz bunları simüle edeceğiz. Fakat şunların dönmesi gerekiyor. Dolayısıyla şunu shift basılı bunu, bunu, bunu ve bunu seçtim. Daha sonra üzerinde sağ tuş yapıyorum. 3D alanında yapacağız tabii ki. Flip normal komutunu veriyorum. Ne yapmış oldum böylece? Bu yüzü de çevirmiş oldum. Şimdi bakın tabii burada flip normal yaptığımız için burada görüntü değişti. Fakat bizi buraya hiç bağlamıyor. Bunu defalarca söylüyorum. Bizi bağlayan 3D ekranı. Şimdi tüm parçaları seçtim. Dolayısıyla Prepare Editor altındaki Particle Distance değerini örneğin 40 yapıyorum. Sahnem kasılmaması için. Pressure kısmından basınç uygulayacağım. Buna mesela 5 değerinde basınç uyguluyorum. Son olarak sahnemi 3D Garment altından Simulate komutuyla simüle ediyorum. Bakın ne yapmış olduk bu iki parçayı. Bu komutumuzu kullanarak birbirine dikmiş olduk. Ve neticede şöyle güzel bir yıldız şeklinde parça elde ettik. Tabi bunun basınç şiddetini artırabiliriz. Bunun için tümünü seçiyorum. Pressure değerini belki 15 veriyorum. Ve biraz daha şişmesini sağlamaya çalışıyorum. Evet. Eğer şişmese değerimizi belki 20 yapacağız ama aslında 15'te yetiyormuş sahnedeki tasarımımızın
kendini güzel bir şekilde gösterebilmesi için. Peki 18 enter yapıyorum. Biraz daha basınç değerini artırdım, pressure değerini. Bakın burada ne yapmış olduk? Güzel bir belki yastık tasarımı elde etmiş olduk. Ve böylece Saving altındaki 1 to N Free Saving aracımızı da bu amaçla sahnemizde kullanabiliriz. Peki bu komutumuzu da gördüğümüze göre bir sonraki eğitimde görüşmek üzere. Hoşça kalın. Saving menüsünün komutlarını incelemeye devam ediyoruz. Bunun için yine üzerine tıklıyorum ve sıradaki komutumun Reverse Saving olduğunu görüyorum. Reverse Saving aracımız, komutumuz hatalı olarak çapraz dikilmiş dikişleri düzeltmek için kullandığımız basit bir fonksiyona sahip. Örnek için çalışma klasöründeki Reverse adlı proje dosyasını sahnemizde açalım. Bunun için yine File, Open Project komutunu veriyorum. Ve çalışma klasörü içerisinden 37 nolu klasöre girerek Reverse adlı projeyi sahnemde açıyorum. Burada gördüğünüz üzere sahnede bir erkek tişört tasarımımız mevcut. İki alanında da yaklaşalım. Şimdi öncelikle bunun dikiş işlemlerini gerçekleştirelim. Bunun için Saving altından Segment Saving aracını alıyorum. Ve parçaları birbirine dikiyorum. Bu parçamı buraya, şu parçamı şuraya. Bunun mantığını biliyorsunuz artık. Şu omuz parçamı şuraya ve şurada bunu ters dikeceğim. Bu omuz parçamı da bakın şu şekilde dikiyorum. Şimdi 3D alanında görmüş olduğunuz gibi çapraz bir dikiş var. Bir pattern'ı çapraz bir şekilde garment edersek ne olacağına bakalım. Şimdi sahnemizi simüle etmek için 3D Garment Simulate komutunu verelim. Evet, görmüş olduğunuz gibi tasarımımızda garmentımızın, tişörtümüzün her yeri düzgün gözükürken ters çapraz dikilmiş olan kısım kötü bir görüntüye sahip. Zaten buradan da çapraz dikildiğini anlıyoruz. Şimdi bu sorunu ortadan kaldıracağız. Bunun için öncelikle simülasyonu durduralım. 3D Garment Simulate komutu veriyorum. Daha sonra çapraz diktiğim dikiş şurada. Bunu düzeltmek için ne yapıyoruz? Saving altından Edit Saving komutunu veriyorum. Ve öncelikle çapraz dikişi seçiyorum. Daha sonra tekrar Saving kısmına gidip Reverse Saving komutunu vererek bu dikişi düzeltiyorum. Dikişimizi düzelttik. Şimdi 3D Garment Simulate komutunu vererek sahnedeki etkisini inceleyelim. Görmüş olduğunuz gibi sahnedeki tişört tasarımımızın ters dikiş sorununu ortadan kaldırmış olduk. Dolayısıyla bu komutumuzu da, reverse komutumuzu da sahnede bu amaçla kullanabiliriz. Ancak biz buradan reverse saving yapmak yerine ne yapabiliriz? Edit saving komutunu verip üzerinde sağ tuş yapıp listeden de reverse saving komutunu uygulayabiliriz. Ya da yine klavyemizdeki Ctrl B tuş kombinasyonunu kullanarak savingleri, çapraz atılmış hatalı savingleri çevirebiliriz. Bu bölümümüzde sadece reverse saving aracının nasıl kullanılacağını görmüş olduk. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşça kalın. Saving menüsünün komutlarını incelemeye devam ediyoruz. Bunun için üzerine yine sol tuşla tıklıyorum ve menümü açıyorum. Sıradaki komutumun deactive saving olduğunu görüyorum. Deactive saving komutumuz sahnedeki aktif savingleri devre dışı bırakmak için kullanılmaktadır. Böylece simulate butonuna bassak da devre dışı olan savingler yani dikişler simülasyon işlemine tabi tutulmayacaklar. Bu komutu kullanmak için öncelikle çalışma klasöründeki deactive adlı projeyi sahnemizde açalım. Bunun için File, Open Project komutunu veriyorum. Çalışma dosyaları içerisinden 38 nolu klasöre giriyorum ve deactive'i seçip aç komutuyla sahnemde açıyorum. Burada görmüş olduğunuz gibi sahnemde iki ayrı pattern'ı mevcut simüle edilmeyi bekleyen. Şimdi burada dikişlerini devre dışı bırakmak istediğim parçayı öncelikle seçmem gerekiyor. Ne ile? Edit Saving aracıyla. Bunun için Saving ve Edit Saving komutunu veriyorum. Daha sonra geliyorum. Şuradaki parçayı, şu pattern'ın dikişlerini devre dışı bırakacağım için öncelikle Edit Saving aracıyla şu parçaya dokunuyorum ve dikişini seçiyorum. Şimdi Shift tuşu basılı ikinci parçaya dokunarak onun dikişini de seçiyorum. Daha sonra komuta gideceğim. Bunun için Saving ve buradan Deactive Saving Selected yani seçilenleri dikişlerini devre dışı bırak komutu verdim. Bakın. Bu durumda ne oldu? Görmüş olduğunuz gibi. Bu parçanın dikişleri gri bir hal aldı. Şimdi ben sahneyi simüle ettiğimde sadece bu işlemden, dikiş işleminden bakın. Kim etkilenecek? Buradaki şu pattern etkilenecek. Bu da etkilenecek ama neyden? Sadece simülasyondan. Fakat bir dikiş işlemi gerçekleşmeyecek. Şimdi sahnemizi simüle etmek için 3D Garment Simulate komutunu veriyorum. Bakın.
Simülasyonu durduralım. Farkındaysanız bu ve şu parçalar bu iki pattern garment'a dönüştü. Ancak yine dikkat ederseniz saving işlemi yapılmadı. Neden? Çünkü savinglerini devre dışı bıraktım. Fakat savinglerini devre dışı bıraksam da bunlar simüle ettiğimde bir neticede pattern olduğu için simulate komutunu verdiğimde freeze ya da deactive etmediğim için simulate komutunu verdiğimde simulate dediler. Fakat biz neyi devre dışı bıraktık? Savingleri. Bakın savingleri devre dışı birleşmedi. Ancak bunun savingleri görmüş olduğunuz gibi birbirine birleşmiş. Ctrl Z ile işlemi geri alıyorum. Şimdi ne yapacağım? Tekrar saving altından edit saving komutunu veriyorum. Ya da buna hiç gerek yok. Şu an sahnede devre dışı olan bir saving var zaten. Bu durumda ne yapmam gerekiyor? Saving ve active saving all komutunu vermem gerekiyor. Tekrar bu dikişleri aktif etmek için. Komutu verdim. Bakın burada dikişlerim tekrar aktif oldu. Sahnemi through the garment simulate komutuyla simüle ettiğimde artık bu iki parçanın da görmüş olduğunuz gibi bu işlemden, simülasyondan bu iki saving'in de etkilendiğini görüyoruz. Peki eğitimimizin bu bölümünde saving ve deactive saving ve active saving komutlarının neye yaradığını görmüş olduk. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşça kalın. Eğitimimizin bu bölümünde de saving menüsünün komutlarını incelemeye devam ediyoruz. Bunun için saving menüsüne tıklıyorum ve sıradaki komutumun tek olduğunu görüyorum. Tek komutu tıpkı toplu iğne mantığıyla çalışır. Yani mantık olarak kumaşın bir parçasını başka bir yere tutturmaya yarar ve yararlı bir komutumuzdur. Şimdi bunun örnek için çalışma klasörü içerisindeki tek adlı projeyi sahnemizde açalım. Bunun için file, open project komutunu veriyorum. Ve çalışma dosyaları içerisinden 39 nolu tek adlı klasöre gidip teki seçip aç komutuyla projemin sahnemde açılmasını bekliyorum. Evet, sahnemiz yüklendi. Burada görmüş olduğunuz gibi özellikle sağ tarafta 2 adet pattern'ım var. Ve bu pattern'lar ikisi de sol üstten ve sağ üstten pinlenmiş durumda simülasyon esnasında düşmemesi için. Şimdi öncelikle bu pinleri kaldıralım. Pinleri hızlıca kaldırmak için ne yapıyorduk? Klavyeden W tuşuna basılı tutup 3D toolbar'dan select move aracımız elimizdeyken klavyeden de W tuşuna basılı tutup pinlerin üzerine birer kez dokunuyorduk. Kaldırdım, sol tuşla tıkladım, kaldırdım. Böylece artık bu iki parçayı birbirine pinleyebiliriz. Şimdi burada amacımız şu olsun. Bakın bu soldaki pattern'ın ucunu sağdaki pattern'ın ucuna dikmeden, bakın saving işlemi yapmadan sadece toplu iğne mantığıyla tutturmak istediğimizi düşünelim. Bu işlemi işte saving altındaki tek aracımız yapıyor. Bunun için komut verelim saving ve buradan tek komutunu veriyorum. Bakın tek komutunu verince 3D sahnemizi genişletelim, tam ekran yapalım. Bunun için programın sağ aşağısındaki 3D penceresine tıklıyorum ve tam ekran yapıyorum. Şimdi yaklaşıyorum pattern'larıma. Bakın tek aracım zaten bu pattern'ların edge'lerini otomatik snap ediyor. Yani yakalıyor. Görmüş olduğunuz gibi üstüne gelince yakalıyor. Okey, ilk noktamı şuraya. Bir kez sol tuşla tıkladım, bıraktım. Bakın sündürüyorum şu an. Yani parmağımı çektim ben sol tuştan. Ancak sağ sol yapınca bu dikiş sünüyor. Aslında bu dikiş değil. Toplu iğnenin ucu gibi düşünün. Şimdi bunu nereye saplayacağım? Diğer uca sapladım, bıraktım. Bakın burada bir toplu iğne işlemi yaptık. Şimdi buralara da aynı işlemleri yapalım. İstediğiniz yerlere bu işlemi yapabilirsiniz şu şekilde. Devam ediyorum. Tek parça üzerinde bir toplu iğne işlemi yaparken shift tuşunu kullanarak düz çizgiler elde edebilirsiniz. Ancak burada iki parça var. Dolayısıyla shift komutu burada sağlıklı çalışmayacaktır. Evet. Rastgele her yere bir tane de şuraya ekleyelim. Toplu iğne işlemi uyguluyorum. Okey, işlemin bittiğini düşünelim. Şimdi artık sahneyi simüle edeceğiz. Ancak burada hemen gerçek dünyayı düşünelim. Gerçek dünyada iki parçayı birbirine toplu iğneyle vururken ne oluyor orada mantık olarak? Bir kumaş mutlaka üstte oluyor, değil mi? Çünkü üstteki kumaşı alttakine dikiyoruz. Ancak şimdi bizim burada iki tane pattern'ımız var. Fakat Marvelous burada bilemez hangi parçanın üstte olması gerektiğini. İkincisi, bizim hangi parçayı üstte olmasını istediğimizi de bilemez. Bizim bunu Marvelous'a söylememiz gerekiyor. Bu tür şeyleri nasıl yapıyorduk? Pattern'ın layer numarasını büyüterek. Çünkü şu an sahnede iki tane pattern'ımız var. Bu iki tane pattern'ımızın layer numarası 0. Dolayısıyla birini 1 yaparsak, tıpkı gerçek dünyada olduğu gibi bu durumda layer'ı büyük olan, layer numarası 1 olan pattern üstte olacaktır.
Bunu ne yapacağım? 3D listesinden select numaracını alıyorum. Hangisinin layer'ını bir yapacağım? Yani hangi pattern'ın üstte olmasını istiyorsam onu seçiyorum. Şunu seçtim, sağdakini. Bakın bu durumda Property Editor altından Simulation Properties altından layer kısmında 0 yazıyor. Tıkladım. 1 yazıp enter yapıyorum. Çıkan soruya OK diyorum. Evet, böylece layer'ını da büyüttük. Artık bu parça burada bir tek işlem uyguladığımda üstte olacak. Şimdi son olarak 3D Garment Simulate komutunu veriyorum. Ve böylece görmüş olduğunuz gibi layer numarası büyük olan parçamız üstte. Bunu görebiliriz bu şekilde. Ve iki parçayı birbirine toplu iğne ile bağlamış olduk. Bu birinci uygulamamızdı. Şimdi bu uygulamamızı bırakıyoruz ve ikinci daha önemli olan uygulamaya geçiyoruz. Tekrar şuraya iki ekran yapalım ve şunu biraz daha uzağa alalım şöyle avatarımızdan. Çünkü bunun işi bitti. Sahnemizi yenilemek için şuradaki Reset 2D Arrangement All komutunu veriyorum. Biraz daha öteye götürdüm. Tekrar sahnemi 3D yapıp tam ekrana getiriyorum. Tek aracının başka sahnede başka hangi amaçla kullanıldığını anlayabilmek için şimdi mankenimizin boynundaki şalı kullanacağız. Öncelikle şalımızı inceleyelim. Burada gördüğünüz gibi şalımız freeze edilmiş durumda. Bunu renginden anlıyoruz zaten. Ve burada bakın şöyle şalımızı seçip klavyeden F tuşuna basarsak biraz daha kontrol olarak onun etrafında döneriz. İki parça birbirinin üstüne atılmış. Yani şu parça alttaki parçanın üzerine atılmış. Bir de bu herhangi bir şekilde bağlı değil şalımız mankene. Şu an bu mankeni pozlarsak ya da bu mankene bir animasyon işlemi uygularsak burada iki sorun ortaya çıkacak. Birincisi manken hareket ettiği için bir yer çekim kuvvetinden dolayı bu şal alttakini bırakarak birbirinden ayrılacak. Bu bir. Yani şu parça şu parçadan koparak belki bu tarafa açılacak. Bu da arka tarafa düşecek. Bu bir. İkincisi manken hareket ettikçe bu şal mankenin üzerinden aşağı doğru belki düşecek. Çünkü mankene bağlı değil. Bu da ikinci sorun. Şimdi bu iki sorunu ortadan kaldıracağız. İşte bu durumda yine ne yapıyoruz? Saving altından tag ve tag on avatar komutlarını kullanıyoruz. Tag avatarını iki parçayı birbirine bağlamak için, tutturmak için toplu iğne mantığıyla kullanacağım. Tag on avatar komutunda avatar ikinci sorun için mankenden manken hareket ederken şalımın mankeni terk etmemesi, yere düşmemesi için kullanacağım. Ancak öncelikle şalımızı seçip üzerinde sağ tuş yapıyorum. Unfreeze komutunu veriyorum ki simülasyon işlemi uygulansın. Şimdi ne yapacağım? Saving. Tek komutunu verdim. Bakın şimdi mantıklı yerlere birer dikiş atmam gerekiyor. Bir tanesini örneğin şuradan şuraya atacağım. Düşmesin diye. Bunlar birbirine toplu iğneyle vuruyorum şu an. Bakın önemli değil. Onu birazdan edit basting ile düzelteceğiz. Eğri olabilir. İkincisini de nereye atalım? Nereden bağlayalım? Şurayla şuradan toplu iğne vuralım birbirine. Düşmesin. Bu okey. Artık ilk sorunumuzu düzelttik. Yani artık manken hareket ettiğinde ya da sahneyi simüle ettiğimizde bunlar birbirini bırakmayacak bu iki parça. Yine böyle duracak. Şimdi ikinci sorunumuzu halledelim. Bunun için saving altından tag on avatar. Yani artık tag ile iki kumaşı birbirine toplu iğneyle vuruyorduk. Tag on avatarla da kumaşı avatara toplu iğneyle vuruyoruz. Tag on avatar komutunu verdim. Bakın şu an benim mankenimin üzerinde bir kıyafet yok. Bunu ben bilerek kıyafet seçmedim mankenin üzerinde. Çıplak getirdim. Çünkü burada toplu iğnenin avatara saplandığını görmenizi istedim. Ancak bu avatarın üzerinde bir kıyafet tasarımı olsaydı bile yine tek on avatarla örneğin ilk noktayı vurup işte şala vurup ikinci noktayı avatara getirdiğimizde arada bir pattern yani kıyafet olsa bile pattern'ı değil avatarı tutacaktı. Okey? Yani burada bir kıyafet olması olayı değiştirmiyor. Aynı şey işlemi yine yapacaktınız. Bakın vurdum. İkincisini avatara dokundum. Bakın avatara bağladım. Eğri oldu. Önemli değil. Düzelteceğiz. Geldim bir tane de arkadan şalın şu kanadını tutturmak istiyorum avatara. Dokundum. Bakın hemen transparan oluyor zaten. Diğerini de avatara vurdum. Okey. Eğer başka şalı tutturmak istediğiniz yer varsa buralarda bakın belki şura olabilir. Avatarımıza bağlayabiliriz. Okey. Bu kadar yeterli. Şimdi bunları düzeltelim. Bakın çünkü toplu iğnelerimiz yamuk duruyor. Bunu hangi komutla yapıyoruz? Saving, Edit, Basting. Edit, Basting komutu ne yapıyor? Toplu iğne ile yapmış olduğumuz işlemleri örneğin eğri olmuş. Bunu düzeltebiliriz. Şuradan sol tuşla tutup bakın düzeltebiliyorum. Ya da toplu iğneyi seçip Delete komutuyla silebiliriz. Yani bir kez dokunup şu an Delete tuşuna basarsam sileceğim. Bakın bunu düzelttim. Şunu da düzeltiyorum. Bakın altını aldım avatarın. Şöyle götürüyorum. Sol tuşumu basılı tutarak tabii ki. Bunu da
Şuraya, tepesinde buraya koydum. Bakın dümdüz oldu. Okey, şurayı da halledelim. Bunu da şöyle tutup içeri götürüyorum. Parçayı, toplayın ucunu. Bunu da belki şöyle yapıyorum. Bakın bu da tamam. Gayet düzgün. Şunu da halledelim. Şu bedendekini tutup içeri götürüyorum. Okey, şu ucunu da düzeltiyorum. Bakın bu da düzgün oldu. Bunları düzgün yapalım ki komut verdiğimizde pattern'ımız saçma sapan yerlere gitmesin. Yani mantıklı yerlere bağlansın. Sünmesin fazladan. Okey, başka bağladığımız yamuk yer bir de şura vardı. Burayı da düzeltelim hemen. Okey, bunu da içeri aldık. Ve böylece Edit Basting ile işlemimizi bitirdik. Şurada iki tane pinimiz var. Onları kaldıralım. Bunun için Select Move aracını aldım. Klavyeden W tuşuna basıp sol tuşla bir kez tıkladım. Pinimi kaldırdım. Burada da var. Sol tuşla tıkladım. Bu pinimi de kaldırdım. Son olarak sahnemi simüle edeceğim. Şimdi bunun için Trigger Garment Simulate komutunu veriyorum. Ve görmüş olduğunuz gibi artık bu şalımız iki sorunu ortadan kaldırdığımız için bu avatarımızı anime ettiğimizde ne buradaki iki parça birbirini terk edecek ne de bu şal avatar hareket ederken üzerinden aşağı düşecek. İsterseniz şu uç kısmı göğüs kısmına yine ne yapabilirsiniz? Toplu iğneyle bağlayabilirsiniz. Ya da şurayı işte sırtına da bağlayabilirsiniz. Çünkü hareket ederken bu sağa sola şu şekilde görmüş olduğunuz gibi serbest olarak sallanabilir. Ancak bir yere de gidemeyecek. Pek gitme bir yere gidebileceği bir alan yok zaten. Okey. Böylece bunu size özellikle yani teki başka nerede kullanabilirsiniz? Mantık olarak göstermek istedim. Hangi mantıkla kullanabilirsiniz? Böylece Saving altındaki tek, Take on Avatar ve Edit Basting komutlarını niçin, nerede ve nasıl kullanabileceğinizi, hangi amaçla kullanabileceğinizi öğrenmiş olduk. Bir diğer bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Saving menüsünün komutlarını incelemeye devam ediyoruz. Bunun için Saving üzerine sol tuşla tıklıyorum ve sıradaki iki komutumun Add Point Pattern on Start, Add Point Pattern on End olduğunu görüyorum. Bu iki komutumuz Freeze Saving işleminde dikiş alanlarının başına ve sonuna Vertex koymak istiyorsak kullandığımız komuttur. Çünkü Freeze Saving işleminde biliyorsunuz ki Vertex kullanmadan yani Vertex alanı olmadan serbest bir şekilde dikiş işlemi yapmak için Freeze Saving araçlarını kullanıyoruz. İşte bu Freeze Saving'de dikişlerin başına ve sonuna Vertex oluşturmak istiyorsak bu komutları kullanıyoruz. Bunun örnek için çalışma klasöründeki Start End adlı proje dosyasını sahnemizde açalım. Bunun için File, Open ve Project komutunu veriyorum. Buradan çalışma dosyaları içerisindeki 40 nolu klasöre giriyorum ve Start End'i seçip Aç komutuyla projeyi sahnemde açıyorum. Burada görmüş olduğunuz gibi sahnemde iki tane pattern'ım var. Şimdi öncelikle bu pattern'ları birbirine Freeze Saving aracıyla dikeceğim. Bunun için 2D sahnesine geçtim ve buradan toolbar'dan Freeze Saving aracına tıklıyorum. Burada ilk noktam, bakın start noktam şura. Sol tuşta bir tane ne koydum? Vertex. Daha doğrusu dikiş vertex'i bu. Şu vertex'lerden değil. Pattern vertex'i oluşturmuyor biliyorsunuz. İlk noktam şura. İkinci noktamı bakın buraya koyuyorum. Bakın start noktam bura. İkinci noktam bura. Üçüncü noktam tam karşısı. Bakın end noktam da bura. Burası end noktam. Dördüncü noktam. O halde start noktam bura. End noktam bura. Okey. Dikiş işlemini artık yaptık. Şimdi Saving altındaki komutları kullanmaya geldi. Bunun için Edit Saving komutuna tıklıyorum. 2D toolbar'dan. Şimdi ilk noktamı seçeceğim. Bakın ilk noktamı seçtim. İlk dikişimi. Şimdi bu dikişin başına mı yoksa sonuna mı bir vertex koymak istediğimi programa söylüyorum. Ben bunun başına yani start noktasına bir vertex koymak istiyorsam hemen Saving menüsüne geliyorum. Add Point to Pattern on Start komutunu vereceğim. Ancak buradaki komut çalışmıyor. Şu an bir bug var. Tıpkı Convert Curve Point'te olduğu gibi. Dolayısıyla sağ tuş menüsündeki çalışıyor. O halde dikişimi seçtikten sonra üzerinde sağ tuş yapıyorum. Açılan listeden Add Point to Pattern on Start komutunu veriyorum. Bakın direkt buraya bir vertex eklemiş olduk. Çıkalım. Transform Pattern aracını aldığımda burada bir vertex olduğunu görüyorsunuz. Edit Pattern komutuyla da daha büyük bir şekilde vertex'i görebiliriz. Şimdi tekrar Edit Saving aracını alıyorum. İkinci dikişimi seçiyorum.
Bunun da sonuna ekleyeceğim bir tane vertex. Dolayısıyla ne yapıyorum? Dikişimi buradan Edit Saving aracını aldım. Dikişimi tıklayarak tanımladım, seçtim. Bu dikişin diyorum Saving altından Add Point Pattern On End komutunu vermem gerekiyor. Ancak ne yapıyoruz? Üzerinde sağ tuş yapıyorum. Ve listeden Add Point Pattern On End komutunu veriyorum. Şimdi tekrar Edit Pattern aracımı aldım. Görmüş olduğunuz gibi tanımladığım Free Saving ile oluşturulmuş dikişlerin başına ve sonuna Saving altındaki Add Point Pattern On Start, Add Point Pattern On End komutlarıyla vertex eklemiş oldum. Bu çok karışık sahnelerde vertex'e ihtiyaç duyduğunuz durumlarda size kurtarıcı olarak kullanabileceğiniz bir özellik sunan iki komutumuzdu. Buradaki komutlarımız. Dolayısıyla ihtiyaç dahilinde bu iki komutumuzu da sahnenizde kullanabilirsiniz. Böylece farkındaysanız Saving menüsünün tüm komutlarını da başarılı bir şekilde bitirmiş olduk. Bir sonraki bölümde Materialist komutlarından eğitime devam edeceğiz. Görüşmek üzere. Bu eğitimde Saving menüsünün alt komutlarını birer örnek uygulama yaparak inceledik. Böylece artık programda çizdiğimiz kumaş tasarımlarının hangi parçasını, hangi kumaş parçasını neresine dikebileceğimizi öğrenmiş ve programda örneğin bir etek ya da bluzu 3 boyutlu olarak nasıl oluşturabileceğimizi öğrenmiş olduk. Yine birden fazla kumaşı tek kumaşa ya da tek kumaşı birden fazla parçaya bölerek farklı alanlarına diğer farklı kumaş parçalarına nasıl dikebileceğimizi öğrenmiş olduk. Bu işlemler şimdilik kulağa biraz karışık gelebilir. Ancak eğitimi izledikten sonra aslında her şeyin mantığını kavrayıp bu işlemlerin çok zor olmadığını takdir edeceksiniz. Çünkü size bu işin sırrını bu eğitimde verdik. Bana katıldığınız için teşekkür eder, videomu ile çalışmalarınızda başarılar dilerim.